Aha. Şimdi mahkeme konusunu hatırlatınca o zaman insanın aklına şu geliyor. Ben aday Acaba değişikliği olabilir diye algıladım. İmamoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu aday göstermeyecek mi Masum Bey? Bence Yok, göstermeme gösterecek aday. gösterecek. Ama aday gösterdikten Buyurun sonra yan yanalar. Evet. tabii gösterecek aday, ama eğer adaylığını gösterdikten sonra yasaklı olursa İmamoğlu'nun genel başkanlıkta şansı artar. Eğer aday göstermezse yine şansı artar. O zaman o Göstermezse nasıl artıyor sen bakalım. artar. Yani parti içinde, Ha, parti içindeki bir tabii mücadele. parti içinde. Yani şimdi şu anda yapan bütün tartışmalar, aslında ben bir şey söyleyeceğim. Modern adıyla kargaşa, ama eski adıyla fetret devri yaşıyor CHP. Biriyle kavga eden, tıpkı hani Yıldırım Beyazıt'ın çocukları birbirine 1402 girdiler ya, aynı 1413 1402 dönemini yaşıyoruz. İyi de o zaman bir iktidar vardı. İktidar yani bir imparatorluk Eşi vardı. ama O dörtlü bir şimdi bak şehzade sevgili savaşında Zafer, bir fetret devri aramızdaki olmuştu. fark şu. Sen Burada iktidarı Türkiye düşünüyorsun. Şu saatte CHP için iktidar CHP içindir. ha, Yani CHP şimdi CHP iktidarında bir iktidarı fetret olmadan devri diyorsunuz. Türkiye iktidarına talip olunmaz. Şimdi bu dolayısıyla CHP Burada Yıldırım Beyazıt kim oluyor? Yıldırım Fetret devri Beyazıt, olduğuna Kemal göre. Kılıçdaroğlu olur. Yıldırım Beyazıt kime Timur'a esir Kılıçdaroğlu. düştü biliyorsunuz Yıldırım Ke Beyazıt. Kemal Kemal Bey Kılıç kime esir düştü? tamam da Kemal Kılıçdaroğlu esir düşmesi önemli değil. Bence Burada biraz teşbihte hata hayır, Sayın yani Bakanım. hata değil. Ben ne söylediğimi biliyorum da aramızdaki fark şu. Sen hemen işi getirip de Tayyip Erdoğan, Hayır Kemal bir Kılıçdaroğlu fetret maçına devri getiriyorsun. diyorsunuz. Ben sana bir Şimdi bilgi fetret vereyim. devri Bak olması ben için sana Kemal Bey'in esir yani daha doğrusu Kemal Bey'in siyaseten çok zor bir durumda Ay ben olması sana bilgi lazım. vereyim, sen de Hande bir onu açıklık sen de onu getirdiler, mesaj aday attılar. olması Sen de bunu lazım. kulis diye kullan. İzliyorlarmış programımızı da. Ekrem Bey'in mücadelesini Şöyle ve programımızı bayağı bir isim izliyor. Evet, Ekrem Bey'in mücadelesini Özellikle vereceğiz bazı diyor. isimlere de saygılarımı sunuyorum buradan. Evet. Ekrem Bey'in mücadelesini vereceğiz diyor. Yani onun için mücadele vereceğiz. Ekrem Bey adayımız diyor. Ama yani olası bir durumlarla yani diyelim ki o İşte mahkemenin yaratabileceği sıkıntıya karşı da gerekli önlemleri fetret alacağız devri diyor. Şimdi bana da bakın. şöyle geldi. Defalarca adayımız Ekrem Bey olmalı ifadesini kullanıyor Kılıçdaroğlu. Ancak Evet. Bülent Bey de ancak mahkeme ihtimalinde göz ardı edemeyiz. Evet hani soru aynı şeyi söyledik Tabii, değil mi? evet, Evet evet. yani Ama şimdi CHP'den gelen bilgiler bu yönde. Yani aslında adayımız Ekrem İmamoğlu olmalı ama mahkeme ihtimalinde göz ardı edemeyiz. evet, yani aynı bu şey, konuda aynı şeyi adaylar söyledi da de. Bülent var. Bey de aynı şeyi söylüyor. Belediye Evet. başkanı adayları da var. Yani mevcut belediye başkanları içinde çıkacak Ama adaylar var. fetret Böyle dönemi olmaz. dışarıdan gelecek adaylar değil. Ama bir şey var burada. Bir kere Yani B planını. Sayın Kılıçdaroğlu bir dahaki bir seçimde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya gelmez. Zaten yaş da artık Gelmeyecek. yani Hayır, yani kemale yaşın eriyor. ötesinde gelmez. Yaşı problem değil. Yani Biden'dan geç. Bu arada Yılmaz Büyükerşen galiba adaylığını mı açıkladı yerel Açıkladı, evet seçim için, değil açıkladı. mi? Maşallah ya. Açıklamış. Ama açıklamak Maşallah. zorunda. 87 yaşında değil mi Yılmaz Bey? Vallahi Allah uzun ömür versin. Açıklamak zorunda, çünkü Kazım Kurt bir çıkış yaptı. Evet. Orada Kazım Kurt kadar bir Sayın diğer Bakanım belediye şimdi başkanı Ahmet Ataş da güçlü. siyaset Yani yapmıyorsunuz ama siz Tepebaşı de Belediyesi de her şeyden haberi var Sayın Bakanım. hayır. Masum Bey de yakın dönemde bir meslek örgütünün genel başkanı olmak için yollara düştü. Yani Ne olacak ki ya, ben daha gencim. yürüdünüz mü? Ben Siz de hiç merak yürüdünüz etme. mü? Bu iş yaşta değil, baştadır. Evet. Bir Doğru. Bir de kere şey var Sayın bir kere Bakanım. akıl Yenilgi yenilgi baştadır. büyüyen bir zafer var diye bir söz var. Kendinize onu şiar edindin. Bence Şimdi devam ben etmek sana bir lazım. şey söyleyeyim mi? Ben 50'li yaşlardayken bile aday olurken bana genç adaylar çıkarttılar karşıma. Ben bunları yaşadım. Bir dakika bir Türkiye'de dakika ya 50 yaşı genç, 50 genç değil mi? 50-58 yaşındaydım. Adayım, Ne bana var canım karşı genç değil mi genç yani? aday istiyoruz diye çıkarttılar partide. Neden çıkarttılar bunu? Yapacak Anne bir Sayın işi, Bakan da bir Ertuğrul fikriyatı Özkökçü galiba. olmayanlar bir şeye sığınırlar. Yapacak fikriyatı olmayanlar. Yapacak fikriyatı, yapacak hedefi, düşüncesi olanlar böyle
yok ben kadınım, erkeğim, yok gencim, ihtiyarımla sorulmaz. Ve ona göre yapar. Şimdi şu saatte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı büyük bir özveri. Bir kere bunu kabul edelim. Neden bir özveri? Partinin başında en azından bu kurultayın ilk iki kademesi bitene kadar ayrılmıyor. Şimdi çok tartışıldı değil mi? Olağanüstü kongre filan. Bir kere olağanüstü bir kurultay yapılmayacağı belli artık. Dün Tanju Özcan yürüdü, geldi, konuşma ona yaptı. Geleceğim. Tanju Özcan'a geleceğim. Ha. Geldi ve bitti. Yani bitti beklentisi mi? Bitti. Koltukla birlikte bitti ama. Tabii bitti. Esas buradaki şey şu. Şu anda eğer İmamoğlu da açık tavır koymazsa o da yavaş yavaş değer kaybetmeye başlar. Bak puan demiyorum. Değer kaybetmeye başlar. Neden? Çünkü belli bir kesim bir karmaşa olsun diye bu fetret devri ya da bugünkü adıyla bu karmaşa bu kargaşa devam etsin diye farklı adaylar çıksın istiyorlar ki onlar önemli adam durumuna düşsünler. Bu kadar farklı aday istenmesinin nedeni bu. Kılıçdaroğlu da ben aday değilim dedi ama çevresi seni aday göstereceğiz diyor. Doğaldır bu da. Yani neden aday değilim diyor ki ben koltuğa yapışmadım. Kendimizin için feda ediyorum. Verdiği imaj bu. Tabii bir sıkıntısı var. O sıkıntısını ne zaman atacak? Onun barometresi de bizim bu programın içinde. Bu programda Zafer Kılıçdaroğlu'nu Recep Tayyip Erdoğan'la bu kayese şeyinden vazgeçtiği anda Kılıçdaroğlu rahatlayacak. Hande bir bilgi daha verelim. Bu arada bu hafta sonunda ben de bir bilgi vermek istiyorum. Ben de bir bilgi vermek istiyorum. Evet, evet devam ediyorum. Ben kısa bir iki cümle. 250 bin civarında CHP üyesi delege seçimleri için oy kullandı. Kaç? 250 bin civarında. Evet. Üye oy kullanmış bu hafta sonu mahalle delegeleri için. Kullananlar. Evet. Ve bunlarda İstanbul var önemli. İstanbul'daki gelen bilgiler İmamoğlu'na ekibi sanki kaybetmiş. Yani sanki değil, bayağı farklı. Bayağı farklı kaybetmiş. Yani böyle bir durum ortaya çıkmış. Onu da bir aktaralım en o azından. O zaman İmamoğlu yani artık kaybetmiş gibi mi? Yani daha devamı var herhalde. Hayır, ne kadar şöyle, bilmiyorum şimdi, ama. Orası İstanbul ama İstanbul'un galiba 196 delegesi olacak CHP kurultayında. Şimdi en kuvvetli olduğun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığın yerde eğer delege üzerinde bir hakimiyet sağlayamazsan bu hani siyaseten CHP Genel Başkanlığı iddianda biraz zayıfladığını gösterir. Tabii Kemal Bey'lerin güçlü olduğunu gösterir. Tabii mahalle delegeleri ama bir silsile olarak bir eğilim verir yani. Eğilimde verir. Yani her halükarda belediye başkanı İstanbul'un %50'den fazla delegesine hakim. %60-65'in olur. Geri kalan kızımları ise... Olamazsa nasıl olacak? Şimdi belediyeler bir de yerel hakim belediyeler var ya. %60-65'ine hakim olur. Yalnız şöyle bir şey var Hande. Şimdi Kemal Bey çok aslında ilginç bir siyasetçi. Mesela 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi aday gösterirken Muharrem İnce'yi tercih etmesindeki temel sebep Muharrem İnce'nin seçimi alamayacağı düşüncesiydi Kemal Bey'de. Yok artık. Öyleydi ya. Siyaset böyle bir şey şimdi. Deniz Bey de aynı şeyi yapmadı mı? Ya Kemal Bey'e İstanbul aday gösterirken. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aday göstermek. Hayır şunu soracağım sana o zaman ya. Yani kazanmak değil midir temel mesele? Kazanıyorsun olur mu? Kazanıyorsun. Siyaseten rakibin tasfiye ettiğinde kazanmış oluyorsun. Hadi. Rakibi o mu Erdoğan mı? Ya ama... bak İsmet abi güzel hatırlattı. Şimdi... Deniz Baykal'da, rahmetli Baykal'da mesela o zaman Kemal Bey çok popülerdi hatırlarsan 2008-2009 dönemi grup başkanı olarak. Canlı yayında tartışmalara çıkıyordu falan. Silk Road raporlarında falan İsmet abi birazdan anlatır. Ben artık çok anlattığım için girmiyorum o kısma. Ne yaptı? Kemal Bey'i birdenbire İstanbul adayı yaptı. İstanbul adayı yaptı ve orada seçimi alamayınca onun o imajının biraz... zedelendiği işte oy verememe olayı hatırlarsan orada. İşte Kağıthane, Kağıttepe olayları falan derken orada böyle bir imaj zedelenmesi oldu. 2018'de hatırla Muharrem İnce hiç gündemde yoktu. Yani Muharrem İnce'nin adı olası değil mi Cumhurbaşkanı adayları arasında geçmiyordu. Ama öyle bir an geldi ki Kemal Bey Muharrem İnce'yi aday gösterdi.
gel bakalım buraya Muharrem diyerek hatırlarsan. Ne dedi evet. Muharrem İnce? Seçimi orada kaybettik dedi. Hatırlıyorsun evet, değil mi? Evet, evet. Ve o seçim döneminde hatta biz de çekmiştik onu. Muharrem İnce adına CHP'nin yaptığı az sayıdaki tanıtım faaliyetlerinden biri partiye giden yoldaki elektrik direğine Muharrem İnce'nin posterini yapıştırmak oldu. Çok fazla bir şey yapmamışlardı. Dolayısıyla orada da hani biz takip ederken sözde aslında rakibini tasfiye etti. Burada da bak şu var. İmamoğlu'nun seçimi alamayacağını görürse bu anketler var ya hani o sihirli anketler. İmamoğlu eğer İstanbul'da seçimi alamayacaksa Kemal Bey onu bence aday göstermek için daha istekli olur. Aday gösterir. Enteresan ve der ki ve der ki ben ya seni aday yaptım. Ya bir siyasi parti İstanbul'u kaybetmek ister mi ya? Bak ben sana AK Parti cephesinden bir şey söyleyeyim. Söyle. AK Parti şu anda İstanbul'a çok ama çok fazla motive. Evet. Kulislerde adayları çok fazla kim? Sayıda isim var. Şöyle söyleyeyim. Bir eski bakan hiç isim vermeyeyim. Bunun dışında iki çevreyle tane... Çevreyle mi ilgili? Bak, bir dakika yoksa, ya, bir dakika ya. Güvenlikle çok zor. Mi ilgili? Valla sizinle program yapmak çok zor Hande Hanım ya. Ah, yani insanın, Zafer Bey, özlemiştiniz insanın mi? İnsanın bir anlam bütünlüğü, cümlesel bütünlük içerisinde kendisini ifade etmesine asla izin vermiyorsunuz. Kurum. Bak, Murat bir, Kurum. Bir eski bakan, tamam mı? Masum Türker, aslında ismini vermeyecektim ama o Masum Bey. Bak ben konuşmuyorum. AK Parti adayı yanıt olacak. Yanıt oradan geldi, o mu? Şimdi şu var. İki tane Avrupa yakasından, iki tane de Asya yakasından belediye başkanı da AK Parti'nin İstanbul adayı olmak için çalışıyor. Dolayısıyla orada bir hareket var. Ya. Bakın orada bir hareket var. İstanbul'a yönelik bir motivasyon söz konusu. Ve evet arada bir fark var. 3 puana yakın bir fark var. Fakat bu şu anlama geliyor. Siz oradaki 3 puanlık farkın 1,5'unu bu tarafa çektiğinizde her şey değişebilir. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla CHP bu iç tartışmalarla, bak bugün de bir erkek tartışması yaşandı. Takip ettin mi bilmiyorum. Canan Kaftancıoğlu'yla Muharrem Ekrem İmamoğlu arasında. Ben geleceğim de şimdi ben okursam sözümü kestim. Bu tartışma böyle dersin. Devam eder ise bu İstanbul'daki yarışın çok böyle kıran kırana bir yarış olacağı anlamına geliyor. Bence o öyle. Bakanın ismini de açıklıyorum. Açıkla. Sayın Doktor Masum Türker. Hayır değil, siz açıklayın. Şimdi efendim onun bahsettiği bakan Murat Kurum'du. Murat Kurum mu? Tabii. Ben bilmiyorum tabii, kendisi. Tabii. Murat Kurum dedi. Kendisi açıkladı. Şimdi benim aday olmam AK Parti'den söz konusu olmaz. Neden biliyor musun? 2004 yılında ben AK Parti'nin adayına karşı Demokratik Sol Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. İstanbul'da mı Sayın Bakanım? Evet İstanbul'da. Sizde kaç oy aldınız? Kaç oy aldım önemli değil ki adaydım. Nasıl değil ya ben bakayım kaç almışsın. Aldım. Ya bırak telefonu karışma ya. 58 bin mi 60 bine yakın oy aldım. Ne olacak yani? 58 bin. 58 bin 60 bin oy aldım. Ama orada biraz evvel bir şeye teşhis koydu, haklıdır. İlk defa şimdi bakın o tarihte de AK Parti bir ay kalaya kadar hep 3-4 adayı kapıştırdı. Ve bu kapıştırılan adaylardan birisi hep Tuzla'dan çıkar. O zaman da Tuzlalıydı. Birisi Pendikliydi. Birisi Beyoğlu Belediye Başkanıydı. Sonunda Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan karar kıldılar. Şu anda AK Parti'de bu çalışma bu noktada neden yapılıyor? Çünkü esas Cumhurbaşkanı'nı gördüğü şey aradaki fark 1.60. İttifaklar devam ettiği takdirde. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın stratejisi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nda yaptığı stratejiden farklı. Cumhurbaşkanı karşı tarafın oyunu azaltmaya yönelik strateji uyguluyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da AK Parti'nin oyunu azaltmaya yönelik strateji uygulasaydı aradaki o %2 farkı kapatır seçimi alabilirdi. Bu stratejiyi uyguladığı için şu anda adına kargaşa dediğimiz bu fetret devrinden fevkalade memnunlar. Ama bu fetret devrinin şu hatası var. Bugün yine bir gazeteci arkadaşa aynı şeyi söyledim. CHP'nin bugünlerde yaşanan durumu bizim 2002 yılında DSP'nin o bölünme anında yaşadığımız duruma benziyor. Bu daha doğru bir teşhis. Pardon, o zaman yani... bir dakika. Siz o zaman CHP'nin bölüneceğini mi düşünüyorsunuz? Şu anda fikren bölünme noktasında. Fikren değil, fiilen. Fiilen önemli değil ki. Fikren bölündükten sonra... DSP fiilen de bölünmüştü. Hayır, yani. Fikren bölünme noktasında. Yani oturup da bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan yayın organları
Tanju Özcan'ın bu yürüyüşünü şey kadar veriyorsa, yani AK Parti'ye yakın olan yayınlar kadar veriyorsa, bu çok tehlikeli bir durumdur. Bazıları hiç vermedi. Efendim? Bazıları hiç vermedi. Hayır, verdiler canım. Ben olur seyredim. Mu? Verdiler. Hayır. İki tane vermedi? Kanal vermedi canım. Kim vermedi? KRT ile Tele1 vermedi. Hı. Canım yani esas ben en çok izlenenler verdi. Masum Bey, siz de gazeteci kökenlisiniz. Yani niye Tanju Özcan'ın yürüyüşünü vermek çok tehlikeli bir şey olsun ki ya? CHP tandansını fikir oluşturma yönelik olduğu için. Bak, bu konuda... Ya da şöyle bir şey değil mi mesela, yani güçlü bir lider, yani bir lider var orada. O lidere karşı yürüyen biri var. Televizyonlarda diyelim ki o lideri destekliyor. Yürüyen birisinin özgür ağırlığı önemli. Ne demek Tanju Parti Bey'in içinde özgür ağırlığı önemli. Var, partiye, partiye bir... Talimatla vermeye de mi demişlerdir? Efendim bakın. Yürüyen kişinin, yürüyen kişinin konuştukları şeyler önemli. Bakın, bunu CHP'liler biliyor ve dikkat edin, organize CHP'linin çoğu hiç kimse yoktu orada. Yani esas organize derken, organizasyonda, kadrolarda, illerde, ilçelerde gördüklerimiz yoktu. Ama onlardan bazılarının içinden iyi oluyor, zayıflıyor diyordu. Hani karmaşa dediğim, kargaşa dediğim fetret devrinden onu kastediyorum. Ya şimdi biz bakalım, bu şimdi fetret devrinin sonu şöyle, biliyorsunuz. Teşbihte hata olmaz diyoruz ama bu bence hatalı. Yıldırım Beyazıt yüzündeki zehri içip intihar ediyor. Yani şimdi efendim, ama fetret devri derken orada ama fetret devriyle bunun ne alakası var? Modern tanımını dinlemiyorsun. Burada sizin modern tanımını söylüyorum ama. Burada sizin 2002'deki durumunuz bence daha modern tanımını söylüyorum. Fetret orada dışarıdan bir düşman geliyor. Aslında fetret nedir biliyor musun? Fetret dinde peygamberler arasındaki boş dönem demektir. Ama bizim literatürümüze fetret devri, yine o Yıldırım Beyazıt döneminde yaşanan kardeş kavgası, ama bugünkü modern adıyla, bak hep onu kullanıyorum, kargaşa demektir. Bu kargaşadan herkes birileri bir şey yararlanmaya çalışıyor. Şu anda eğer İmamoğlu konsantre olsa İstanbul'a, bir İstanbul'a belediye başkan adayı seçilir. Belediye başkan adayı ister seçilsin ister seçilmesin, gelecek dönemin banko cumhurbaşkanı adayıdır. Bakın. Şimdi bizim böyle... Banko adaydır diyorsunuz. Efendim, banko aday olur tabii. Şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman, en son intihar etmek istiyorsa Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermez. Kazanıp kazanmayacağını düşünemez. Kazanacağını yani düşünmek zorundadır. Yara mı alır? Tabii. Ekrem Bey'i göstermese nasıl bir handikap var mesela? Söyleyeyim sana nasıl bir handikap var. Ekrem Bey'i aday göstermese İstanbul içinde geleceğini Ekrem Bey'e bağlamış, yani siyasi geleceğini, belli kadrolar var. Belediye meclis üyelikleri, adaylıkları, ilçe, il adaylıkları vesaire. Onların tamamı aniden Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı oldular. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında gözükenleri bile. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu da siyasetin özellikle bu tarafını çok iyi bilen bir kişi. Onu aday gösterir. Eğer kazanamayacaksa, ben aday gösterdim. Kazanırsa da zaten kazandığı takdirde bir problem yok. Kendisi başarılı olur onu gösterdi diye. Şimdi buradaki temel işte olgu... Bir yandan da Ekrem bakın, Bey'in yıprandığı söyleniyor. O da yok, var. Yok yok. Ya mesela... Efendim niye yıpranmış? Şu ana kadar... Parti şöyle söyleyeyim ben. Bu şeyin de Barış arkadaş, o da yazdı ve söylediği için söylüyorum. Hani eski CHP milletvekili yaptığı için de. Ekrem Bey biraz böyle şeye kadar, Cumhurbaşkanı adaylığına kadar sanki böyle İYİ Parti'ye daha yakın davrandı. Sonrasında da parti içi bir kavga başlatarak tamamen tepki gördü ve yıprandı iddiası var. Hayır hayır. Aday olursa yıpranır. Bakın. Neden aday olursa, şimdi şu anda dese ki ben belediyeden vazgeçtim, genel başkanlığa adayım, aynen Muharrem İnce'nin durumuna düşer. Yani birileri ister içinden ama açıkça deklare etmez. Bakın, parti disiplini, parti anlayışı çok farklıdır. Yani bir partici disiplinde, parti üyeliği bir kişinin devam ettiği sürece
istediği kadar parti hata yapsın, partinin önüne atamazsın. Attığın anda, yani atıldığı anda, önüne geçtiği anda, onun için biraz sonra belki Tanju Özcan'ı tartışırken söyleyeceğim görüşlerimi. Bu işler tutmaz. Şu saatte Kemal Kılıçdaroğlu, yani siyasetçi olarak bana desen ki ya otur masum bir şey yaz ya da yorumla, şu anda başarılı. Hangi açıdan başarılı? Partiyi hemen istifa edip karmaşanın, kargaşanın aniden alevlenmesinin önüne geçti. Bir. Bak. Yani sahip çıktı, başındayım tabii, dedi, tabii. Duruyorum ve, dedi. Ve değişim için hemen kurultaya gidiyor. Birileri bu kurultaya gidiş anında istediği oyunu oynayamayacağı için tepeye doğru. Bunlar şimdi ne yapıyorlar? Hem Ekrem İmamoğlu'na hata yaptırtıyorlar. İşte biraz sonra gireceğiz değil mi kadın erkek ilişkisine? Kadın yok, erkek kavga. Ben soracağım. Kadın erkek ilişkilerinde durum nedir diyorsun? Evlilik programı yapmıyoruz sayın efendim. Normal siyaset programı. Yok aldı zaten evlilik programı, evet. Canım var ilişkili, birisi kadın demiş, birisi erkek demiş. O ilişkinin nasıl olduğunu konuşacağız. Siz böyle biraz sonra kadın erkek ilişkine gireceğiz. Sen bakalım. Bu arada bak çok... Düğüt dermişim ben de burada. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Bakan. Ya ben ilişkinin siyasette kullanılmasını... Ya niye bakalım üstüne olarak yapılmasını... Ya niye? Sayın Bakan. Zafer. Ben ama Melik, yani ben Masum Bey'in 2004'te aday olduğunu ve 58 bin oy aldığını bilmiyordum İstanbul'da. Ya ben oldum. Hem de yıpranmayı göze alana oldum. Neden biliyor musun? DSP'nin o arada adaylar bulamazlar. Hayır, yo, var aday diye çıktım. Siz bir parti hatta görevi Ecevit Özen çağırdı, teşekkür et diye. Dedi ki sen başka görevlere layıksın. Yıpranacaksın. Şöyle efendim yıpransınlar. Ve ben aday olunca birçok şehirde eski bakan, eski milletvekili aday oldu. Evet. Yani bakın bu nedir biliyor musunuz? Siz orada bir parti görevini kendinize yerine getirmişsiniz. Yani parti, ne oldu? Genel başkan aday olurken de vay şu kadar oy aldın. Ya ne olacak ki aldığım oyla DSP'nin Ecevit başındayken aldığı aynı bölgeler için oylar aynı. Ama millet bunu öyle görmez. Evet. Yıpratma aracı görür, şey yapar. Bu arada bir şey söyleyeyim Masum Bey. Hande bak burayı istersen sen de dinle. Şimdi bugün... Sanki ben burada şarkı sözü bak falan şöyle, okuyorum. İstanbul şu an CHP değil. Açısından gerçekten bıçak sırtı durumda. Biliyorsun seçimden sonra bir anket yayınlandı. Hı hı. O ankette oyunu koruyor CHP. AK Parti'nin oyu artmış. Tamam mı? İstanbul hı hı. Üzerinde, Türkiye üzerinden, Türkiye'den bahsediyorum. İstanbul'da şöyle bir durum var. Bak Kemal Bey'e de yakın dönemde sunulan bir anket var. Bu ankette CHP İstanbul'da 1,5 puan geride. Geride mi? Evet. Yani bak şimdi bütün bu tartışmalar, yani İmamoğlu'nun ana gündeminin CHP genel başkanlığı olması, İstanbul sonuçta dünyanın en büyük kentlerinden biri. 16 milyon insan yaşıyor ve burada belediyecilik hizmetleri anlamında bir geriye gidişin Zafer, artık sokaktaki herkes tarafından sana? Görüldüğü için bir saniye bir geri gidiş söz konusu. CHP Genel Merkezi'nde şu süreçte, yani bu anketi ben dikkate aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla İmamoğlu'nun süratle İstanbul'a odaklanması lazım. Bence CHP Genel Merkezi onu bekliyor. Yani bir an önce ben genel başkan adayı değilim. Yıpranma yeniden, dedi. Yeniden tamam. İstanbul adayı olmaya hazırım mesajını bunu verirse, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu rahatlayacak. Bak az önce Yılmaz Büyükerşen'den bahsettik. Bir şey söyleyeceğim. Bak, ben seni dinliyorum da şu saatte hala ben bazı sayfalarla ilgileniyorum. Sonra oradan sen böyle söyleyince yazıyorlar. Hani de sürekli telefonda falan. Yok ama ben aynı zamanda Hürriyet'te bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi çalışıyorum bir şey ya. Hande. Sayfalarla ilgileniyorum tamam, sayfalarla. Bak, şöyle, ben de hani, memnun değilim ama iki işi aynı anda yapmak şöyle, zorundayım. Şöyle bak derler ya eve. Ben seni dinliyorum. Hande Hanım, bak, senin, eve senin iş getirme. İlgilendiğini bildiği için. Eve iş getirmeme. Şu, arkadaşım dur, burası ev mi? Ya, işte zaten yani hata burada. Evet. Bak derler ya eve iş getirme. Yayına iş getirme. Programa iş getirme. Ha, burada, ben bütün gün yattım tembellik burada, ettim. Kusura bakma sen şimdi burada sayfa bakacaksın diye biz anlatırken motivasyonumuz bozuluyor. Ben dinliyorum dinliyorum. Durum söz ben konusu. Hepsini bir arada yapabiliyorum. Tamam yani ama, şurada seyirci mesajı aldı. İki işi aynı anda yapabiliyorsun. Ama ediyoruz. Ben bu arada sorumu sorayım. Bak